İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu yayınına başlıyor. Batı Ermenistan'ın evlatları, Batı Ermenistan Ermenileri sorunu etrafında. Karen Sarkisyan. Artak çevresinde arabulucu değil, araç olmamız büyük bir jeopolitik oyundu. ABD Kongresmeni Robert Menendez'in talimatıyla Doğu Ermenistan'a gelen komisyon personelinin temsilcileri, Ermenilere yönelik soykırım Armenosidi anma kompleksinde. Bir grup uzmanlar ve üst düzey uzmanlar Artsakh'taki durumu çözmek için olası senaryoları tartıştı. Dünya Ermenileri Oyunları 2023. Bilek güreşinde gümüş madalya. 44 gün savaşı kahramanı Arek Aduryan, sevdiği kızın askere gitmemesi isteğine şu cevabı verdi. Sana olan aşk vatan aşkıyla başlar ve bizim olan her milimetreye sahip çıkmazsam o aşk hem senin için hem de vatan için giderek azalır. Aydınlatma ve aydınlık için arkadaşlarının sık sık Aregak dediği Arek, Doğu Ermenistan'ın dağlarını çok sevmiş ve onlara ancak uzun süre hizmete gidip vatanı ve dağları korumak için vedalaşabilmişti. Babası dağların onun hayatı olduğunu söylüyor. İçevan'da görev yaparken dağcı grubu o bölgede bir dağa tırmanırdı. Arek özellikle o gün için bir izin kağıdı istedi ve ekibe katıldı. Hadis onun en sevdiği dağdı. Tıptan grafik tasarımına, Tumu ve dağlara Arek her yerdeydi. Yerevan ise her köşesi ve binasıyla Arek'in ebedi aşkıydı. Kısa bir süreliğine babasını ziyaret etmek için Rusya Federasyonu'na gittiğinde arkadaşlarına sürekli olarak şunları yazıyordu. Yerevan'ım, onu özlüyorum. Arek babasının işine devam ederek tıp mesleğini seçti. Mkhitar Heratsi Koleji'nin diş teknik bölümünde okudu ve Haybusak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kabul edildi. Askerlik görevi sırasında da doktorluk yaptı. Babası şöyle anlatıyor. Çok arkadaş canlısıydı ve abartmadan arkadaşları için canını bile verirdi. Ve öyle de oldu. 19 Ekim sabah saat 10:15'te müfrezesinin yaralı komutanını arabaya getirdi ve komutanla birlikte mevzi terk edebilirdi ama o bunu yapmadı. Savaş alanına geri döndü. 10:45 zaten ölümsüzdü. Baba, olay olmadan önce sanki olacaklarını hissetmiş gibi tüm sevdikleriyle iletişime geçtiğini ve konuştuğunu söylüyor. Arek'in ölümünden sonra 51 gün boyunca onu aradılar. Aile onun öldürülüp öldürülmediğini veya tutsak olup olmadığını bile bilmiyordu. Uzun aramalar sonucunda olayın olduğu yeri bilen ve aileye eşlik eden askerlere ulaşmayı başardılar. Arek şimdi daima dağlardadır ve her dağa gittiğinizde onunla karşılaşacaksınız. Kıbrıs Sözleşmesi Rusya'ya karşı bir İngiliz-Türk savunma ittifakıdır. Sözleşme İngiliz İmparatorluğu ile Türk Devleti arasında 4 Haziran 1878'de İstanbul'da imzalandı. Bu, Berlin Konferansı'nın açılışının arifesindeydi. Bu sözleşme ile Büyük Britanya, Rus-Türk Savaşı'nda ele geçirilen Batum, Kars, Ardahan veya bunlardan herhangi birini Rusya kendi elinde tutarsa Türk Devleti'ne silah yardımı yapmayı taahhüt etti. Türk Devleti, Kıbrıs'ın Büyük Britanya tarafından işgalini kabul etti. Aynı zamanda Büyük Britanya bundan önce 30 Mayıs'ta Rusya ile imzalanan gizli anlaşma ile Rusya'nın Batum, Ardahan ve Kars üzerindeki iddiasına artık itiraz etmeyecek. Buna karşılık Rusya'dan Küçük Asya'da fethettiği diğer bölgeleri Beyazıt ve Aleşkert Vadisi olmak üzere Türk Devleti'ne vereceğine ve gelecekte Rusya'nın Asya Türk Devleti yönünde sınırlarını genişletmeyeceğine dair güvence aldı. 1878'de Berlin Konferansı arifesinde bu tür anlaşmaların imzalanması, bir yandan İngiltere'nin 1878'de Türk Devleti'ne desteğini sağlamayı amaçlıyor, diğer yandan da Ayas-Stefanos Antlaşması'nın Rusya-Türkiye sınırlarına ilişkin maddelerini gözden geçirirken, İngiltere'nin Türk Devleti ve genel olarak Orta Doğu üzerindeki nüfusunu güçlendiriyordu.
İngiliz diplomasisi geleneksel politikasına sadık kalarak Britanya İmparatorluğu'nun bu alandaki çıkarlarını tehdit eden Batı Ermenistan'dan muzaffer Rusya'nın daha fazla ilerlemesini engelledi ve aynı zamanda Türk Devleti'nden Rusya'ya gizlice bazı tavizler verdirerek Batı Ermenistan'da Doğu Akdeniz üzerinden Hindistan'a giden su yolundaki konumunu daha da güçlendirerek Kıbrıs Adası'nı ele geçirdi ve aynı zamanda 1882'de gerçekleştirdiği Mısır'ın gelecekteki fethi için zemin hazırlamış oldu. Ayas Stefanos Antlaşması'nın 16. maddesinde öngörülen Ermeni reformlarına gelince bunların Türkiye ile karşılıklı mutabakatla uygulanmasını taahhüt eden İngiltere, Kıbrıs Sözleşmesi ile aslında Rusya'yı reformları kontrol etme konusunda gerçek bir fırsattan mahrum etti. Çünkü Ayas Stefanos Antlaşması Rus birliklerinin Batı Ermenistan'dan çekilmesine kadar uygulanmalıydı ve bunun yerine Türk Devleti'nin Hristiyanların yaşadığı bölgelerde iyileştirmeler yapmak için muğlak ifadesi yer alıyordu. Berlin Konferansı günlerinde İngiltere, Kıbrıs Sözleşmesi'ne 1 Temmuz 1878'de bir başka madde daha ekledi. Buna göre Kars ve Rusya'nın işgal ettiği diğer yerlerin Türk Devleti'ne iade durumunda İngiltere Kıbrıs Adası'nı boşaltacak ve böylece Kıbrıs Sözleşmesi gücünü kaybedecek. Fakat zaten Birinci Dünya Paylaşım Savaşı koşullarında Türk Devleti Almanya saflarında yer alınca İngiltere 5 Kasım 1914 tarihinde Kraliyet Kararnamesi ile Kıbrıs Sözleşmesi'ni feshetti ve Kıbrıs'ın ilhakını ilan etti. Artsakh Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Karen Sarkisyan, Yerevan'ın medya kuruluşlarından birine verdiği röportajda Artsakh'ta 22 Temmuz'dan sonra Artsakh erkeklerinin kaçırılması da dahil olmak üzere meydana gelen olaylara değindi. Batı Ermenistan TV'si olan Western Armenia TV, Karen Sarkisyan'ın röportajından bir alıntı sunuyor. Artsakh çevresinde arabulucu değil araç olduğumuz büyük bir jeopolitik oyun oynanıyor. Bence zaman ve tarih nerede yanlış yaptığımızı gösterecek. Artsakh halkı bugün kendi kaderini tayin hakkı için ciddi zorluklar yaşıyor. Teslim olmuyoruz çünkü tüm bunlara rağmen vatan sahibi olmak için bu fedakarlıklara hazır olduğumuzu tüm dünyaya söylüyoruz. Yani kuşatmanın yarattığı krize direnen soydaşlarımız sarsılmaz iradeleriyle hakları, sesleri ve kendi kaderini tayin hakkı için mücadele ediyor. Kayıplar konusuna atıfta bulunan Sarkisyan, ne yazık ki hem askeri hem de sivil kayıplar olduğunu söyledi. Artsakh'ın işgal altındaki topraklarında arama faaliyetleri Azerbaycan tarafının izin vermemesi nedeniyle uzun süredir durdurulmuş durumda. Müzakereler durmuş değil. Rus Barışı Koruma Birlikleri ve Kızılaç Misyonu da dahil olmak üzere neredeyse her gün tüm olanakları kullandıklarını ancak müzakerelerin sonuç vermediğini kaydetti. Şimdi de Artsakh kuşatması Azerbaycan tarafının hazır olmadığını ve herhangi insani bir adım atma arzusunda olmadığı görüşüne bir kez daha yakınlaştırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez'in talimatıyla Doğu Ermenistan'a gelen komite kurmaylarının temsilcileri Sara Arkin ve Demian Murphy, 9 Ağustos'ta Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit anıtını ziyaret etti. Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit Müze Enstitüsü Müdürü Harutyun Marutyan, konuklara anıt kompleksinin yapılış tarihini anlattı. O, geçen yüzyılın sonlarında Azerbaycan hükümetinin Sumgayit, Kirovabad yani Ganzak, Bakü şehirlerinde düzenlediği katliamlarda hayatını kaybeden Ermenilerin anısına Zidernagabert bölgesinde dikilen 3 haçkarın tarihine değindi. Artsakh Savaşı sırasında anıtın karşısına gömülen 5 özgürlük savaşçısının hikayelerini anlattı ve yaşananların Ermenilere uygulanan soykırım Armenosid'in bir devamı olduğunu vurguladı. Sara Arkin ve Damian Murphy, Ermenilere uygulanan soykırım anıtına çelenk koyduktan sonra konuklar ebedi ateşin yanına çiçekler bıraktılar ve Ermenilere uygulanan soykırımın masum kurbanları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit Müze Enstitüsü Müdürü Harutyun Marutyan anıta kadar onlara eşlik etti.
Anıtın yan cephe kısmındaki oyuklarda 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarındaki Türk hükümeti ve soykırıma karşı Ermeni yanlısı faaliyetler yürüten politikacıların, aydınların ve misyonerlerin mezarlarından çıkarılan toprakla dolu küçük küpler yer aldığını belirtti. Protesto seslerini yükselten bir dizi yabancı halk, Henry Morgenthau ve Clara Barton'un Ermenilere yönelik toplu katliamlara karşı Ermeni yanlısı faaliyetlerini anlattı. Yaptıkları çalışmalar sayesinde Amerikan kamuoyunun Osmanlı'da Ermenilere yönelik katliamlardan haberdar olduğunu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenilere uygulanan soykırımı, Armenosidi tanımasının da o insanların anısına bir saygıda bulunmak olduğunu vurguladı. Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit Müze Enstitüsü Müdürü, Anı Parkı'nın tarihçesini misafirlere sunarken buraya tarihlenen ilk ağacın 1997 yılında Amerika Birleşik Devletleri Senatör Robert Doyle tarafından Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit'ten sağ kurtulan Hampar Kelekyan'ın anısına diktiğini kaydetti. Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit Müze Enstitüsü Müdürü Harutyun Marutyan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sarah Arkin ve Damian Murphy'ye Uluslararası Ermenilere Uygulanan Soykırım Araştırmaları Dergisi 2022'nin İngilizce dergisini tamamen Artsakh sorununa ayrılmış olan ikinci sayısını hediye etti. Doğu Ermenistan Artsakh ilişkilerindeki uçurumu sürekli derinleştiren, ulusal önem taşıyan gündemi çeşitli başlıklarla gölgede bırakan, Artsakh'ın adını Pan-Ermeni olaylarından dışlayan Doğu Ermenistan Cumhuriyeti yetkililerinin tek amacı var. Artsakh sorununu likidasyona uğratmak ve tarihten Artsakh sayfasını silmek. Artsakh'ın güvenlik ve kalkınma cephesi adlı halk hareketi bu tür bir tavrı kınıyor ve faaliyetleriyle mevcut gerçeklere karşı çıkıyor. Artsakh'ın güvenliği ve kalkınması için Ermenistan platformu çok katmanlı desteğiyle Artsakh girişimlerinin önünde engel oluşturan birliğin bozulmasına izin vermeme mantığıyla oluşturuldu. Bir hareketin iki cephesi özgür, güvenli, mutlu bir Ermeni Artsakh için tek bir kapsayıcı hedef doğrultusunda işbirliği içinde çalışıyor. Karşılıklı olarak geliştirilen bir formatta koordineli çalışma halihazırda devam etmektedir. Bugünlerde Yerevan'da düzenli bir toplantı yapıldı ve bu toplantı çerçevesinde Yerevan'a davet edilen bir grup uzmanlar ve üst düzey uzmanlar Artsakh'taki durumun çözümü için olası senaryoları tartıştı. Tartışmayı özetleyen platformun kuratörü Tevan Bogosyan, tüm çözümlerin ulusal onur bağlamında aranması gerektiğini vurguladı. Artsakh Güvenlik ve Kalkınma Cephesi. Cavaklı sporcular 2023 Dünya Ermeni Oyunları'nın en iyi Ermeni sporcusu unvanı için mücadeleye devam ediyor. Bilek güreşi karşılaşmasının sonuçlarına göre Cavak takımının şimdiden gümüş madalyası var. 8 Ağustos'ta Armen Kevnaksızyan zorlu bir mücadelede onurlu bir ikincilik kazandı. 70-90 kilogram kategorisinde finale yükselen Armen Kevnaksızyan, final turunda Dünya, Avrupa ve IMC şampiyonu Arman Hovanisyan ile mücadele etti. Armen Kevnaksızyan şöyle dedi, "Çok zordu çünkü ağırlık farkı 5 kilogram olmalıydı ama burada 20 kilogram farkla yaptılar ve rakipler benden çok daha ağırdı, bu da işi zorlaştırdı. Artı Avrupa ve Dünya şampiyonları vardı. İkincilik kötü bir sonuç değil." Bu siklette dünyanın her yerinden 37 sporcu yer aldı. Cavak takımı Dünya Ermenileri oyununa devam ediyor. Yüzme yarışında da sporcular elendiler. 3 satranççı yarışmalara devam ediyor. Cavak'ın ayrıca futbol, voleybol, masa tenisi ve koşuda başarı umutları devam ediyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size 1847-1909 yılları arasında yaşamış olan Aşuk Civani'nin Grigor Safaryan tarafından seslendirilen Garnitsu Yerkı Erzurum adlı eseri sunuyoruz. İm yegene halas yaman
Eserin tamamını YouTube sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Hoşça kalın.